Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 94. dersiyle birlikteyiz. Yine dosya sistemlerine devam edeceğiz. Birkaç tane function var. Bunları anlatayım hemen size. ftruncate var. Truncate açık bir dosyayı belirli bir uzunlukta keser. Yani siz bir miktar belirliyorsunuz ve artık dosyayı içeriye onu ondan sonra kesip atıyor. Geçen ders şu şekilde bir path oluşturmuştuk. Uploads klasörümüzün içerisindeydi. Bakın PHP proje dosyalarımız burada. Uploads klasörünün içerisinde deneme.txt vardı. Bir kontrol edelim. Geçen ders şöyle bir veri vardı elimizde. Şimdi ben diyorum ki bu verilerden belli bir miktarından sonrasını kes at. İstemiyorum diyorum. Tamam. Open file ile açtık dosyayı. Şurada bakın A modunda açtık. Hatta bunu A plus yapabilirdik. Okuma ve yazma modunda. Burada ftruncate ile 15 karakterden sonrasını kes at demiş oluyorum. Bakalım doğru çalışıyor mu? Yeniliyorum. Gelip burayı kontrol ediyorum. Değişiklik yaptı. Evet. Bak 15 karakterden sonrasını silip at. Bunun için ftruncate'i kullanabilirsiniz. File get contents var. İçeriği, dosya içeriğini getir anlamında. Bir dosyayı okur ve bir string'e sonucu atar. Bakalım. Şu şekilde bir içerik yazdık. Kaydediyorum. Kapatıyorum bu dosyayı. Bakalım file get contents ile çekip alabilecek miyiz? Tek yapacağımız dosyanın yolunu vermek ve dosyayı file get contents ile çekip bir variable'a atmak ve o variable'ı ekranda göstermek. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi hepsini tüm verimi çekip bana getirdi. Bu şekilde de kullanabilirdik. Bir diğer function'ımız ise file put contents. Verileri bir dosyaya yazar. Kullanıcıya bir şey göstermek istediğimizde file get contents'i kullandık ama bu sefer kullanıcı içerisinden bir girdi, dosyaya bir girdi yapmak için ise file put contents'i kullanacağız. Bakın şu geçen ders yaptığımız content'i bunun içerisine atacağım. Ve bunu bir variable'a atıp variable'dan da gözlemleyeceğim. Bakalım variable bana ne verecek? Yeniliyorum. Bakın 75 verdi. Niçin 75? Şuradaki karakter sayımı verdi. Burada 75 karakter olduğu için karakter sayımı da alabiliyorum. Bakalım girdi olarak ne girdi? Tıklıyorum. Herhangi bir şey girmemiş. Muhtemelen şuradaki karakterlerden dolayı bunları siliyorum. Artık sorun vermemesini umuyorum. 71'e düşürdü. Bakalım. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde eski veriyi sildi. Yerisine yeni veriyi şuraya yazdırdı. Ama bakın eskisini sildiğine dikkat edin. Ama ben eskiyi silmesini istemiyorsam ne yapacağım? O zaman geleceğim ve şurada bir sabit eklemem gerekiyor. Nedir o? File append. Adı üstünde ekleme, yani sonuna ekleyeceğiz. O zaman burada ekleme işlemi için şöyle yapalım. Yeniliyorum. Diyor ki 9 karakter ekledin. Evet, tamam. Geliyorum. Bakın sonunu ekledi. Gördünüz mü? Yani ilk veriyi silmedi. İlk veriyi silmek istemiyorsanız şuradaki 3. parametre olarak şu sabiti girin. Burada veri çekip göstereceğiniz zaman file get contents, veri girişi için file put contents'i kullanabilirsiniz. fget csv var ve fget put var. Biri açık bir CSV dosyasından satır okurken diğer ise satır yazmamızı sağlar. Bunun için hemen şuradan bir CSV dosyası oluşturmamız gerekiyor. Geliyorum şurada sağ tıklayıp yeni diyorum ve bir Excel dosyası oluşturuyorum. Hızlı oluşturmak adına bunu oluşturdum. Siz isterseniz birazdan göstereceğim gibi Notepad++ ya da not defteriyle de yapabilirsiniz. Ben hızlı oluşturma adına burayı kullanacağım. Bakın şu şekilde veriler oluşturdum ve ben gelip şurada dosya dedim. Farklı kaydet dedim. Bu bilgisayara nereye? Yine geçerli klasöre. Güzel. Bakın şuradan gelip bakın CSV dosyasını seçtim. Kaydet dedim. Bu için kullanmaya devam istiyor musun? Evet. Tamam. Burayı kapatıyorum. Artık şurayı kaydetme dedim. Seninle işim yok. Bakın example.csv sağ tıklayıp Notepad++ açıyorum. Veriler arasında noktalı virgül olduğuna dikkat edin. Verilerimiz noktalı virgülle ayrılıyor. Sonra bir alt satıra geçiyor. Yine noktalı virgülle ayrılıyor vesaire. Şu formatta bir verimiz var. CSV
dosyaları şu formatta veri tutar ve bu formatta veriyi alıp işleriz. Peki bakalım bu veriyi nasıl alıp işleyeceğiz ya da nasıl veri gireceğiz buraya? Ne olur ne olmaz diye bunun bir kopyasını tutalım burada. Bu dosyamız bozdursa tekrardan gelip buraya tek tek girmem zor olur. Üşeniyorum. Yorumu alalım. Bakın open file diye bir variable oluşturdum ve dosyamı açtım. Hangi dosyamı? Şuradaki example.csv dosyamı. Ve csv dosyamı okuma modunda açtırdım. Çünkü okuyacağız. Ekrana bir şeyler göstereceğiz. While döngümü kullandım ve dosyanın sonuna kadar git dedim. Sonra geldim fgetcsv adlı function'ı kullandım ve dedim ki dosyayı buna göre aç oku. Printr bir array döneceği için printr kullanmak zorunda kaldım. Şöyle bir göstereyim size. Yeniliyorum. Array'imi getirdi ama şöyle düzgün gözükmesini istiyorum. O yüzden şu şekilde pre-HTML etiketlerini kullanalım. Yeniliyorum. Bakın her bir veriyi bir array olarak algıladı. Şöyle göstereyim size. Bak, tekrar göstereyim. Şuradaki ilk satırı bir array olarak, ikinci satırı bir array olarak, üçüncü satırı bir array olarak, şurayı bir array. Hepsini birer array olarak gösterdi. Şöyle de göstereyim. Bakın her bir satır birer array olarak dönüyor. Bu yüzden her biri için bir array döndü. Ve her birini bir array olarak döndürdüğü için her biri sıfırıncı eleman oluyor. Array'in sıfırıncı elemanı. Bu array'in sıfırıncı elemanı, şu array'in sıfırıncı elemanı, şu array'in sıfırıncı elemanı diye gidiyor. Sürekli sıfırıncı elemanlar olarak dönüyor. Burada gördüğünüz gibi Türkçe karakter sorunu var. Niçin Türkçe karakter sorunu var? Onu da şöyle açıklayayım. Bakın şuraya gelin. Kodlamaya tıklayın. Gördüğünüz gibi ANSI kodlaması. UTF-8 olmadığı için ben bu sıkıntıyı alıyorum. Şimdi bak UTF-8'e dönüştürseydim bu sorunu almayacaktım. Ancak her seferinde gelip dosyayı UTF-8'e dönüştüremezsiniz. Bu yüzden buradan kodlamanın içerisinden müdahale edeceğiz. Hatta buradan göstereyim. Bakın UTF-8'e dönüştür diyorum. Ctrl-S'le kaydediyorum. Gelip şurada yeniliyorum. Bakın Türkçe karakter sorunu gitti. Burası UTF-8 olmadığı için bu hatayı alıyoruz. Ancak dediğimiz gibi CSV dosyaları ANSI kodlamasına göre gidiyor. ANSI'ye dönüştür. Tamam. Her seferinde gelip buradaki dosyayı UTF-8'e çeviremezsiniz. Belki 100 tane dosyanız var. Belki 200 dosyanız var. Yani bununla mı uğraşacaksınız? Bunu PHP sizin için yapmalı. Dediğimiz gibi hiçbir işe müdahil olmamalısınız. Bunu yapmamızın yolları var tabii ki. Şimdi bunu yapmadan önce şu printer'dan bir nevi kurtulmaya çalışalım. Az önce size gösterdim. Bakın her array, her bir veri satırımı bir array'de topladığı için array'imin her seferinde sadece sıfırıncı elemanı oluyor. Bu yüzden ben buraya sıfır dedim. Her döndüğünde aslında sadece sıfırıncı array'i çağıracak ve bir alt satır inecek. Böylelikle ilk satırı, ikinci satırı, üçüncü, dördüncü ve beşinci satırı array sıfır ile çekmiş olacağız. Çünkü her bir array'in sadece sıfırıncı elemanı var bakın. Bir array'de toplayıp 0, 1, 2, 3, 4 demiyor. Her bir satırı bir array'de topluyor. Bu yüzden kodumuz bu şekilde oldu. Tekrardan kontrol edelim. Evet bakın hepsini echo ile getirdik. Ama Türkçe karakter sorunu tabii ki çözemedik. Türkçe karakter sorununu geçen derslerde göstermiştim. Türkçe karakter sorunu şöyle çözebiliriz bakın. Bakın ikon V'yi kullanabiliriz. Ne diyorum? Latin 5'ten ya da Türkçe karakter olan UTF-8'e çevir demiş oluyorum. Bu ikisi aynı. Türkçe karakter sorunu bu şekilde çözebiliriz. Bakın çözüldü. Ha, bunun yerine şu şekilde Latin 5 demeniz de yeterli olacaktır. Yeniliyorum. Bakın Türkçe karakter sorunu çözüldü. Peki sadece ikon V ile mi çözebiliriz? Hayır. Dil sorunu için birden çok yöntem var. Bir diğer yöntem ise şu şekilde yapabilirdiniz. Bakın. Burada MB Convert Encoding ile benim şuradaki gördüğün array'imi UTF-8'e dönüştür. Neyden diyor? Diyorum ki Latin 5'ten UTF-8'e dönüştür. İkon V'nin tam tersi olarak. İkon V'de ilk önce Latin 5'i yazıyorduk. Yani diyorduk Latin 5'ten UTF-8'e dönüştür. Ama burada ilk önce neye dönüştüreceksek o kodlamayı yazıyoruz. Daha sonra dönüştürülecek. Neyden dönüştürülecek? Latin 5'ten dönüştürülecek. Neye? UTF-8'e. Bunu öne alıyoruz burada. Bu da MB Convert Encoding ile yapacağımız bir işlem. Gördüğünüz gibi Türkçe karakter sorunu yine çözüldü.
Bu derste de NB Convert Encoding'i göstereyim ki size. Buna da aşina olun. Econv'nin yanında bir kod daha öğrenmiş olursunuz. Şimdi bunları satır satır gördüğünüz gibi aldık. Ama satır satır değil de veri veri almak istiyorsam, bakın adımı, bildiğim dili ve yaşadığım şehri örneğin yazacağım. Bunu veri veri nasıl ayırırız onu görelim. Burada dil sorununu çözdük şunun. Sonra bunu bir variable'a atadık. Language Turkish adında bir variable oluşturdum, onun kısaltmasını. Sonra geldim dedim ki explode ile parçala. Tamam. My split yani parçala böl anlamında bir variable ismi oluşturdum ve explode ile parçalamaya başladım. Parçaladığım bu kısmı neye göre parçalayacağım? Noktalı virgüle göre. Niçin noktalı virgüle? Çünkü bakın verilerim noktalı virgülle ayrılıyor. O halde ben diyeceğim ki örneğin şu satırı noktalı virgüle göre ayır. Geliyor şuradaki iki noktalı virgülü görüyor. O zaman 3 parçaya ayırıyor. O zaman array 0, array 1 ve array 2 olarak 3 adet array elemanı olarak dönüyor. Her biri için 3 array elemanı. Şimdi ilk satır ilk array'di, ikinci satır ikinci array'di diye gidiyor ya. Bunu da array içerisinde array olarak parçalıyorum ve diyorum ki array'in içerisinde 0. eleman, 1. eleman ve 2. eleman. Array bir array oluştur. Array'in içerisinde 0. eleman, 1. eleman ve 2. eleman gibi gidecek. Burada noktalı virgüle göre o yüzden parçaladım ve parçaladığımı print r'la bir array oluyor ya artık. My split ile ekrana yazdıracağım. Bakalım. Evet, bakın ilk array'i parçaladım. Neye? 0. 1. ve 2. elemana. İkinci array'imi parçaladım 0, 1 ve 2'ye göre. Bir diğer array'im vardı 0, 1, 2'ye göre parçaladım. 0, 1, 2 gördüğünüz gibi 3 adet array elemanı olarak her birini parçaladım. Bu şekilde array'i parçalayıp istediğiniz gibi kullanabilirdiniz. Ama ben yazmak istiyorum. Artık şuradaki kısım sona eklemek istediğim için A olacak. Çünkü W dersem hepsini silecek. Buradaki verileri silmesini istemiyorum. Sonuna eklesin. Sonuna eklemesini istediğim veriyi şurada yazacağım. Bakın content adında bir içerik variable oluşturdum ve ona bir array atadım. Ve dedim ki bu array'in içerisinde yine array'lerim olacak. Biliyorsunuz her satırı bir array olarak okuduğu için mecburen array içerisinde array yaptım. Array'e 3 değer verdim. Virgülle ayırdım. İkinci array'ime değerini verdim. Biliyorsunuz son array'e artık virgül bırakılmaz. Bu şekilde içeriğimi tanımladım ve içeriğimi burada döngü oluşturdum. Dedim ki içeriğimi şuradaki array içeriğimi al ve parçala. Neyin içerisine al? Line adlı yani satır adlı variable'ın içerisine. Sonra geliyorum burada Türkçe karakter sorunu çözüyorum ve diyorum ki buradaki satırın içerisine attığın değerleri bakın UTF-8'den Latin 5'e çevir. Biz az önce ne yapıyorduk? Latin 5'ten UTF-8'e çeviriyorduk ama şu an tam tersini yapacağız. Niçin? Çünkü ANSI kodlamasına çevirmemiz lazım. Burayı yüklerken ANSI olarak yüklememiz lazım. Bakın şöyle. UTF-8 olmamalı. O halde ben şu an benim verilerim UTF-8. UTF-8'i Latin 5'e çevireceğim ve öyle kaydedeceğim. Put CSV'yi yazdıktan sonra open file'la dosyamı açıyorum ve diyorum ki şuradaki veriyi içerisine al. Ama nasıl? Aralarına noktalı virgül bırakarak. Niçin? Çünkü bakın her verinin arasında noktalı virgül var. Bu yüzden ben noktalı virgül bıraka bıraka yazmalıyım. Bu yüzden gelip virgül dedikten sonra üçüncü parametre olarak noktalı virgül demek zorundayız. Bakalım kaydedecek mi? Yeniliyorum. Gelip dosyama bakıyorum. Gördüğünüz gibi ikisine de başarılı bir şekilde ekledi. Burada tekrar yeniliyorum. Bakın tekrar ekledi. Şurayı kapatayım. Tekrar yeniliyorum. Tekrar açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi yine eklemiş. Başarılı bir şekilde verilerim burada yazılmış. Şöyle Notepad++'da da görün. Şu şekilde verilerimi aldım. Veri basmak için de bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Tabii şurayı yanlış yazmışız. Hemen düzeltelim. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders diğer metotlarla devam.